Biz airbag'den şüphelendik ama. Şimdi usta baktığında daha net söyler. Normalde sizin raporunuzda ön kapı çök takmıyordum. Bakalım, beraber değişen bakalım. Değişen yoktu çünkü arabada. Tamam. Bir öncekinde boya yazıyor, doğru. Bana bir dakika müsaade edin, aletleri alayım geleyim, açayım, size ispat edeyim. Para Babası kanalından merhaba arkadaşlar. Üzerinize afiyet, biraz hasta olmuşum. Ses fes gitmiş benim abi, kusura bakmayın sizden. Sağ ol abi. Bugün Fırsat Arabalar sayfasında yayınlanan Ford aracımızın satışı olacak. Misafirimiz Fatih abi Manisa'dan geldi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Yakup abi de araç sahibi. Evet. İnşallah konforlu, güzel bir alım satım süreci yaşarız abi. İnşallah. Şimdi ekspertize gitmeden önce şöyle bir dış kozmetik olarak hiç incelemedin değil mi abi arabayı da? Hiç görmedim. Sen de beraber şöyle bir etrafını gezelim, inceleyelim, yorumlarını alalım. Ondan sonra ekspertize gidelim. Ondan sonra inşallah yemeği kimden yiyoruz böyle durumlarda abi? Yemeği sıkıntı yok. Sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı yok. Genellikle videolar böyle başlıyor. En sonunda yemeği biz ısmarlıyoruz da. Ya inşallah bu sefer öyle olmayacak. İnşallah. Abi şöyle inceleyelim. Şunlar dikkatimi çekti abi. Şuradan bir başlayalım. Asım gelsene. Yakup abi bunlar nedir böyle? Bir önceki sahibinden yani yine de bu biraz zorladığınıza çıkabiliyor. Ama araba farklı bir hava katıyor kesinlikle. Herkes ilk başta eleştiriyor ama sonradan da... Bu neyi biliyor musun abi? Hani film var ya böyle ölüm yarışı evet, falan. Evet, hani evet, onlardaki evet. Gibi sanki önüne biraz da böyle tırmık bir şeyler falan daha taktın mı? Biçime geçecekmişsin gibi. Çok araba yanaşmıyordur işte ondan dolayı. 2000 kaç modeldi abi? 2010 titanyum model. Kilometresi? 162.400 civarında şu an. Hata boya durumu ne? Ön kaput boyalı, söktak yazıyor. Sağ sol çamurluk boyalı. Sol ön kapı, sol arka kapı ve sağ ön kapıda lokal boya var. Lokal boya evet. Var. Şase podye? Yok, onlarda sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Evet. Ekspertizi sen daha önce yaptırmıştın. Yaptırdım. Zaten aracı alalı 4 ay falan oldu. Detaylı ekspert raporu da var orada. Süper. Kozmetik sorun olarak şöyle bakalım. Gerçi zaten bunun videosunu göstermiştik ama farların üstünde bayağı bir çizikler var gibi Yakup abi. Bunlar ne? Bunlar herhalde yıkamayla alakalı değil mi abi? Şimdi aracı ilk aldığımda aracın rengi bambaşkaydı. Yani kireçli su, Ispartan suyu da kireçli. Aşırı öyle öyle kireçli. Öyle doğru söylüyorsun abi. Komple araca seramik kaplama yaptırdım. Yani seramik kaplama esnasında farlar da temizledim ama tekrardan su yine aynı oluyor. Yani sürekli ya farı temizlemek gerekiyor. Ya bir de 2010 model abi ya. Yani 2010 model. Yani 2010 model. Bu araba 12 yaşında. Farları çizik olsa ne olur? Çizik olmasa ne olur? İç kozmetiğine bakalım. Abi koltuklar çok iyi duruyor Yakup abi. Abi iç döşemesine güveniyorum yani sonsuz güveniyorum. Direksiyon simidine kılıf yapılmış, kılıf bile parçalanmış. Kılıf yapıldı, benim çocuk burayı dişledi. Ha dişledi. Daha yeni diş tamam. Çıkarıyor, orayı dişledi. Ha tamam o zaman, şimdi anlayabilirim bunu. Şöyle bakıyoruz, vites topuzu falan gayet güzel, her şey yerli yerinde. Tavanımıza bakıyoruz. Tavan da temiz, sadece arka tarafta bir deformasyon oluşmuş. Onun niye oluştuğunu anlamadım. Evet, arabanın ön göğsünü inceliyorum. Ya vallahi lan paranoyak olduk ya, ciddi söyleyeyim. Yani başımızdan öyle maceralar geçiyor ki. Evet, şuradan bir kablo gidiyor abi. Geri görüş kamerası falan mı yaptırdın? Şey ait o, park sensörüne ait. Tamam. Abi arabanın tavanı, iç temizliği falan şöyle hoşuma gitti. Şurayı herhalde sonradan yapmışlar galiba. Sonradan, oraya yapıştırma, şurada yapıştırma mesela. Anladım. Hı-hı. Göğüste de var. Ha göğüste de var. Şunları da yaptırdın evet. Değil mi abi? Ya artık zaten bu yaştaki arabaları istediğin gibi kurcalayabilirsin ya. Kim ne diyecek yani? Anahtarsız çalıştırma çok iyi evet, ya. Evet, start stop var bunun. Çok iyi ya. Benim bir tane arkadaşım vardı. Çocuk multimilyoner. 2012 mi 2010 mu ne, bu kasa hatchback Focus'u vardı. Aynı anahtarsız çalıştırmalı. Mercedes'i vardı, bulamıyordu ya. Çok enteresan. Bir gün yolda giderken önündeki tüp kamyonundan tüp düştü. Düşen tüp de arabanın altına girdi hızlı giderken. Altından bir yere çarptı. Çarptıktan sonra emniyet kemerleri patlattı araba. Sonra soğudu, araba binmedi bir daha. O zamana kadar hep o arabaya biniyordu. Enteresan bir hikaye. Nereden aklıma geldiyse. Arka taraf da gayet güzel. Bunlar kapı içleri. Var zaten. Aa, ulan Focus'a bak araba ya. Yok. Şöyle Focus C segmenti bir araba. Evet. C segment arabalarda böyle perde falan filan yani pek rastladığımız şeyler değil, biliyor musun? Bunlar da var. Perde gerçi yırtılmış dikilmiş ama. Diğerinde sıkıntı yok, diğeri temiz. Tabii bardağı oğlum tarafından bak diyor Yakup abi. Helal olsun. Motor kaputunu açmayacağım, onu da ekspertizde açarlar, o zaman bakarız. Evet, yedek lastik burada, herhalde tüp var. Tüp var. Benzinli LPG araç. Benzinli LPG, süper. Fatih abi, var mı arabayla ilgili başka soracağım bir şey, inceleyeceğim bir şey? Abi ben şöyle kısa bir kullanım yapayım. O zaman ekspere kadar sen sür. Tamam, oradan da ekspere girelim. Tamam. Herhangi bir problem çıkmazsa da oradan da notere geçeriz. Tamam, hadi bakalım. Oradan notere nereye geçiyoruz? Yemek yiyeceğiz.
Fatih abi anlat bize abi, nasıl test ediyorsun abi arabayı sürüşte mesela? Nelerini kontrol ediyorsun? Öncelikle kalkışta baskı durumunu, hani debriyaj durumu ne durumda diye. Nasıl kavrama, yukarıda aşağıda nasıl kavradın? Yani şu anda ortada gözüküyor. Biraz bitmeye yakın gibi geldi bana. Tecrübe eğer yanıltmıyorsa beni. Biraz direksiyonda boşluk var gibi, böyle sağ çevirmelerde biraz kütleme yapıyor gibi geliyor bana. Sen test etmeye devam et abi. Hatta eksper yolunu biraz uzat istersen. Sonra bir de ben test edeyim. Tamam abi. Bir de bunun egzozu orta yerden sanki bir delik var gibi abi ya. Ortadan. Egzoz delik olma ihtimali olabilir mi abi? Egzozda sıkıntı yok. Hava filtresi profesyonel. Ha, onun yani... kükremesi mi bu? Evet evet. Böyle ortadan geliyormuş gibi. Yani hani orada bir delik mi var gibi. Yok, ön şeyden geliyor. Motordan geliyor zaten. Ses rahatsız ederse bana da değiştirebilirsin hava filtresini demişti. Ben değiştirmedim. Ses hoşuma gitti. Yukarıdan oluyor abi bayağı şey ya. Debriyajı yukarıdan oluyor yani. Ben onu sürdüğüm zaman bir de ben yorum yapamıyorum. Yaşın uzaktan ya. Çok belli aynen. Olmuyor. 1,5 yıl 2009 modelini kullandım abi ben bunu. Benimki de titanyumdu. Yani hemen hemen bütün özellikler vardı. Benim ekstra olarak işte Android ekran falan vardı üzerinde. Biraz da tabii jantlı falan, böyle basık falan bir arabaydı. Daha yeni sattım hatta onu. Yani bir farklı geldi bana. Aynı arabaya hissi vermedi yani. Peki ne kadar zamandır arabasızsın ya da o arabaya binmedin? Geçen hafta sattım onu. İstersen bir uzun abi, şöyle bir nasıl uzadığına da bakalım. Radar falan yoktur değil yok, mi? Yok yok burada. Gaz bitti. Gaz mı bitti abi? Sanki gaz bitti. Hemen ileride petrol var, oraya girelim. Arabanın şarjı bitiyor. Gireyim mi şere? Evet evet şere. Gir abi, benzini Shell'den. Akıllı benden al. Ne kadar komik ya. Benzine mi geçti? Şimdi benzine geçti. Geçirdim. Ha, bir kökte bakalım benzinde benzin performans değişti. Abi en kökte çok yerden geliyor. Senin araban da mı benzinliydi? Benzinli LPG'ydi tüplü, abi. Benzinli LPG. Performans farkı var mı? Abi iki boy fark atar buna. Öyle mi? Aynen. Bilmiyorum ya, bir değişik geldi. Yani aynı arabayı kullanıyorum hissi yokken şu anda. Bana daha konforlu gelmesi gerekiyor. Benim araba dediğim gibi hani biraz daha basık. Büyük jantlar vardı üzerinde 18. Daha ince yanak. Şu anda bir ses duyuyorum abi. Direksiyon uğultusu abi bu da muhtemelen. Direksiyon pompasından yapıyor. Şu ses mi? Sanki öyle gibi geliyor bana böyle. Ha yok. Hoparlörlere giden bir şasi sesi bence. Olabilir. Motordan geliyor ama abi. Kapalı şu anda. Yok abi, sanki arkadan da geliyor gibi. Mehmet abi ne görüyorsun? De ki ben kaç senedir bakıyorum göremedim. Sen bir bakmayla mı göreceksin de? Yok, alakası yok abi de. Ne? Bütün çikolatalarında oynama var. Ama söktak yazıp da karalamaya gerek yok. İçeriden bakıyorum, civatalar tam anlamıyla çıkmış mı? Öyle bir şey yok şimdi. Normalde dışarıdan baktığında söktak boya yazacaksın. Ama boyanacak bir ihtiyaç da yok. İnce bir boya atılmış. Neden boyanmış onu arıyorum. Şuradaki köşede bozulma olmuş. Sadece burada bir hatası var. Sherlock Holmes gibisin abi. Yok abi. Yalıtım ha, ses yalıtımı. Evet. Düşünsene yani. Her şeyi söylüyormuş mesela, bu kazayı yapan muhtemelen bayan olabilir. Çünkü şu tepkiden dolayı şunu yapmış. Alkollü olabilir falan. İyice psikopatlar var biliyoruz. Şöyle altı temiz gibi değil mi abi? Aynen güzel duruyor. Şurada bir şey var bak. Acaba şeyi, yağ çubuğunu çıkartırken bir şeyler... Kontrol edip oradan mı döküldü acaba? Aynen damlıyor. Çünkü çok taze. Ha, aşağıda damlıyor bak. Üzerime gelmeye başladı. Allah Allah. Ha şu kayıştan şuraya kadar da akmış bak. Akıyor evet abi. Bak Asım gördün mü? Bak şurada var, burada var. Mehmet abi gelsene be. Bir problem var. Buradan yağ damlatıyor abi. Aktif hala damlatıyor şu anda. Evet, şimdi kaldırdığımızda akıntı yoktu burada. Hayır şimdi yoktu yani. Buraya gelmeden önce hani böyle bir kaldırırken falan bir şey. Yani şimdi çok taze, şimdi olan bir şey. Evet. Biz tam yağ kaçağı falan da yokmuş derken. Ha, tamam abi. Direksiyon. ATF mi? Yedek tankından ATF. Vay yavrum be. Abi ellerim yağlı ya. Yoktu. Tekerleri tam yapınca içerideki bütün yağı yedek tanka bastı. Oradan fazlası hızlı gelince bir anda tükürdü. Ama boş değilsin Fatih ha. ATP, ATF. Valla barmağınla ovaladın. Bu yağ yeni değişmiş. Ben bir ellerimi yıksak geleyim bir dakika. Pardon. Biz airbag'den şüphelendik ama sanıyorum. Oradan kablo geçirmişler muhtemelen o galiba. Eğer airbag orijinali gri bir şey oluyorsa gri orada güzel bir format duruyor. Bir sıkıntı yok gibi. Şimdi usta baktığını daha net söyler. Onu gösterelim gel. Tam da ekspertiz yapılırken ayıp oluyor yaptığımız şey de.
Şöyle. Şöyle içeride şunu görüyor musun? Kendi orijinal şeyi gibi. Üstünde bir sürü yazılar var. Evet. İşte buradan kablo geçirirken biraz kabloyu lanetten yapmışlar. Evet. Arabası ekspertiz. Arabamız başka ekspertizlere gitmiş. Temizlemişler. Biz onun kablo geçtiğini keşfettik arka tarafında. Abi airbag endişem gitti. Çünkü tamir edilmiş airbagler bantlı mantlı oluyor. Onda orijinal yazılar falan var. Zaten usta baktığı zaman doğrusunu onlar söylerler. Baskı balatayı nasıl buldun bu arada abi? Baskı balata arkadaş rahatsızdı ama kaçırma yapmıyor abi. Kaçırmayı ben de fark ettim. Hayır, kaçırma yapmıyor. Ortanın az bir şey üzerinde kavruyor gibi geldi. Biraz yukarıda kavruyor fakat bu da götürür adamı. Çünkü bu baskı balataya hata var dersek yanlış olur. 5 kişiydi arkadaşlar arabanın içinde ve klima açık. LPG'li 2010 model Focus'u sıkıştırıyoruz. Araba dile gelip konuşuyormuş. Sizin yaptığınız bir çorumlu yapmaz diye. Yine yürüyor be abi sanki değil mi? Abi bu kadar yürüyor yani. Bu kadar yürüyor ötesi yani. Yok. Ötesi yok. Şu sözde spor şey yok mu? Hava filtresi. Ya yapılacak iş değil bunlar. Abi, araba eziyet. Sözde dedin ya. Hay ağzına sağlık ya. Ben de aynı fikirdeydim ya. Ya bunun mühendisi abi kaç sene okuyor. Üzerinde çalışıyor. Bir şeyler yapıyor. Bu adam... Yakıtla havanın karışımını ayarlamak için ona göre filtre ayarlıyor. Hava stres takıyor. Sen niye oynuyorsun abi bunu? Sen daha mı iyi biliyorsun mühendisini? Böyle bir şey takınca daha yüksek performans alacağına inanmış demek ki. Yok abi alamaz. Başka şeyler yapması lazım. Sadece hava stresinin içini boşaltıyor. O konik bir zımbırtı var onu takıyor. Bir işe yaramıyor. Sadece bir ses veriyor. Başka ses bir şey var değil. Yani. Ha. Ses var, görüntü yok. Ya ses var, görüntü yok yani aynen. Hava yakıt karışımı düzgün olmuyor ondan sonra. Bir de LPG kullanıyorsun, bu da kurum bağlıyor. Sağırlık dediğimiz mevzu yok burada. Sağır değil. Araba yürüyor yani aslında yürüyor. Ama yürüyemiyor. Atmosferik olduğu için yani kendi atmosferik olduğu limitlerinden için. Dolayı. Ya bence senin yaptığın şu sürüş testi hepsinden kral ya. Hepsinden sağlıklı. Ha bir de şu var. Arabanın içinde biz görmüyoruz sonuçta yani bir şakırtı şıkırtı vermiyorsa yatakta, kolda, sekmanda, pistonda bunların içini görme şansımız yok ama Dyno'nun üzerinde ben bu arabaya 6000 devire vurduğum zaman kırılacak yeri varsa orada kalır. Öyle mi? Tabii. Kırılacaksa orada kalır. Adam yolda kalmaz en azından. Dyno'nun öyle bir avantajı var. Tabii. Canı burnundaysa orada kalıveri. Aynen öyle abi. Bu camın önündeki mi? Şey, o çakılova. Kulede değil. Bu arabada şeyde. Sağ yolcu koltuğunun önünde. Sağ eşikte. Ayağımızı bastığımız yerde. Camın önündekinde taklık vardı da o. Onlara bakmamam. Onlar değişiklik olur. Ben çakılovana bakarız. Esas olan budur. Burada bir sıkıntı yok. Abi hasar kaydı olarak totalde 4 tane hasar kaydı görünüyor. 2010, 12, 15 ve 20 olmak üzere. 3200 civarı bir hasar kaydı var. Beyin diagnozunda motor, ABS, airbag, bunlarda herhangi bir hata yok. Klima, dijital klima zaten. Fonksiyonlarını yerine getiriyor. Bunlarda da bir sıkıntı yok. Bahsettiğiniz airbag muhabbeti. İki tarafın tavan airbaglerine de göz ucuyla baktım. Herhangi bir açılma yok. Orijinal. Ön konsolda da herhangi bir kaplama falan yok. Hayır, ön konsolda da öyle bir şey yok. Hatta torpidonun altındakine kapağını açtım. Tarihine kadar baktım. Karşıdan görebildim onu. Onunla bir sıkıntı yok. Bir direksiyon airbag kaldı. Sökmedim. Yani bunlarda bir belirti yok. Motorun performansı 160 km hızla 4972 devirde 84 beygir güç üretti. Anlam olarak %74. Demin arabada konuştuğumuz gibi. Atmosfer şartları değişik. %10'a kadar oynar. %84-85'e kadar çıkar. Ama daha fazlası zaten hayal bu hava filtresiyle. Biraz daha orijinaline çeker. Yakıt kalitesi de önemli, ayarları da önemli. Enjeksiyon sistemindeki o LPG ile kullanmaya bağlı olarak yıpranma vesaire. Bunların hepsi ince detay. Girdiğimiz zaman çıkamayız işin içinde. Ama dediğim gibi bir sağırlık söz konusu değil. Araba 5000 devirlere falan alışmış araba. Burada bir sıkıntı yok. Motorunda da bir sıkıntı yok. Sadece sesini bozuyor. Başka hiçbir şeye faydası yok onun. Şu conta kaçak testi. Burada da hafif düzeyde bir kaçak gösteriyor. Normalde 7 dakikadır bunun genleşme kabının içinde kalma süresi. Biz 10-12 dakika kadar tutup herhangi bir ihtimale karşı. Yani bu da fazla beklediği için biraz renk değişikliği yaptı ama bunda da problem yok. Amortisörler güzel. Verimleri birbirine dengeli. 58-59-49 bu aralıkta. Herhangi bir yağ salma yoktu. Arkalarda, önlerde yeni başlayan bir yağ salma var. Verimleri ne kadar yüksek olursa da notlar bölümünde söyleyeceğim gene.
ön amortisörleriniz gelecek. Sente grubu sökülmüş, takılmış daha önce. Trigger değişikliğinden kaynaklanıp dışta görünen layfa işine baktığımızda herhangi bir sıkıntı yok. Şanzıman sıracı vataları sökülmüş, takılmış. Daha önce baskı balata ihtiyacı olmuştur. Bu yüzden olur. Lastikler 2019 tot tarihli. Daha 2024'e kadar kullanılabilir görünüyor. 1.6'nın da üzerinde dişlerinlikleri. Kaporta boyaya geldiğimizde araçta plastik olan parçalar, ön arka tampon, bunlar da ölçüm yapılmadığı için bakılmaz. Haricinde bu araçta da yine marş biyelerin alt kısmında plastikler var. Üstünde herhangi bir boya yok. Sağ ön çamurlukta bir parça boya. Sağ ön kapıda bir parça boya var. Sol ön çamurlukta ince bir boya var. Motor kapıda birkaç defa boyanmış. Evet, hemen yazı basıyor. Biz sağ kenardan ters panti yapmışlar, boyamışlar. Bir tam boyanmış. Sonra sol taraftan yarısını biraz daha geçmiş. Bir daha boyanmış. Bu çamurluktaki yüzeysel bir boya. Ön kapı orijinal, arka kapı boyalı, sol arka çamurluğunuz değişen. Tavanla, bagajda ve sağ arka kapıyla sol ön kapıda hata boya yok. Şaselerinde, podyelerinde, direklerinde bir problem yok. Kapının sol iki civatasında ayar oynaması var. Bir de sol ön çamurluğun civatalarında ayar oynaması var. Dediğim gibi ayar oynaması, sökülme takılma yok. Sol arka çamurluğun değişmesiyle alakalı burada kapı kilit karşılığında boya var ve eşikte boya var. İç hatlarda kılıç sacı, tüfek sacı ne derseniz, kapı menteşe direkleri, eşikler, tavan direkleri, kapı kilit karşılıklarına baktığımız zaman dediğim gibi sol arka kapı eşiğiyle arka kapı kilit karşılığı harici hatasız. Arabanın sağ omuzda şurayla şurası arasında da bir lokal boyası var. İnce bir boya. Şaselerinde, podyelerinde, bütünlüklerinde ve arka şase podyelerinde herhangi bir hatası yok. Bir de iki tavan direği, sağlı sollu iki tavan direği üst taraflardan muhtemelen anahtar falan içinde unutsalar gerek kapı açmaya çalışmışlar. Oralarda çiziklerde rutuşlar var. Bilginiz olsun. Şu eşik boyanırken tavan direğinin yüzüne de kayma yapmışlar. Vernik kaçırmışlar. Bunların hepsi not halinde burada yazılı. Var mı sormak istediğin bir şey? Tamam. Şimdi şöyle abi, bu sol ön çamurluktaki dedin ya ayar falan filan. Yarın bir gün bize değişen olarak geri gelmez değil mi? Hayır. Yani bu buralarda orijinal çıkaralım kesinlikle. Şimdi ben yaparken zaten hocam baktı. Neden söktün diye davlumbazı. Dikkatini çekti. Evet. Civata tamamen sökülmüş mü? Yukarıdan anahtar oynaması bariz belli. Ama civata oradan çıkmış mı? Diş aralarında bunun bir astar rengi var. O astarda çizikler var mı? O civata oradan tamamen çıkmış mı, ona baktım ben. O yüzden eğer yüzünden bakarlarsa bütün civatalarda oynama olduğu için evet söktak yazarlar. Yoksa söktak yok bunda. Ancak Expert'de ikisi de söktak. Burası orijinal, boya, şey değişen değil. Boyalı. Boya yazıyordu galiba. Boyalı yazmışlardır. Evet. Boya yazıyordu bir öncekinde. Aynen, değişen değildi. Evet. Onun haricinde çok hatırladığım bir şey yok. Şu omuzu sormuştum ben ama omuzda Yakup kardeşim şey dedi. Hani boya falan yok orada, herhangi bir problem yok dedi ama boya olarak gözüküyor sağ zaten. Sağ tarafta bakalım. Ha, raporda gözüküyor zaten. Ben bunu söyledim. Muzaffer abi de ne işlem yapıldığına dair bilgim yok demiştim ben. Ha, anladım. Hı? Tamam. O problem değil. Ben zaten evet, onu Expert'de görmüştüm evet. Öncekinde. Zaten yazıyordu. Orada da aynı şekilde çıktı yani. Herhangi bir problem yok onda. Söylenenin haricinde bir şey çıktı mı şu anda? Değişen çıktı abi. Öyle mi? Normalde önceki raporda boyalı yazıyordu herhalde. Bakalım abi ya. Bakalım boyalı beraber değişen bakalım. Değişen yoktu çünkü arabada. Tamam. Şimdi değişen olmadığını iddia etmiyoruz abi. Anlaşılmasın. Hayır abi. Olsun. Bir öncekinde boya yazıyor burada. Bir önceki ekspert. Kurumsal bir firma. Güzel. Ha? Bir öncekinde boya yazıyor, doğru. Bana bir dakika müsaade edin, aletleri alayım geleyim, açayım size ispat edeyim. Tamam abi. Hemen geliyorum. Mehmet abi bakalım, o değişmeyi bize bir gösteriversin. Hemen gel bakalım abi. Normalde sizin raporunuzda ön kaput söktak mıydı? Evet. Ön kaput söktaktı. Evet, söktaktan yırttın, değişene mi düştün? Aynen abi. Mehmet abi de şunu diyor, hani ayar oynamasıyla diyor söktak diyor farklıdır diyor. Dört evet. Çıvatası da sökülseydi de söktak olacaktı diyor. Ama diyor ayar için diyor. Hani sol ön çamurluğun bütün civatalarında üstten baktığımız zaman anahtar oynaması var. Hepsi oynanmış, hareket etmiş, tamam. Ama o çıkmış mı oradan, sökülmüş mü? Davlumbazı açtım, içeriden baktım. Civatalarda iz yok. Tamamen çıkmamış, sökülmemiş tamamen. O yüzden söktak yazmıyorum. Yukarıdan görse, yani yüzeysel bakıldığı için. Görmek ister misin? Abi kafayı sıyıracağız biz, az kaldı. Gel abi. Alttan bakmayı da keşfettin sen şimdi. Bundan sonra alttan bakmalar da başlar. Abi gel. Şu rengi görüyorsun. Gördüm abi. Yukarıdaki ya. Kaynağı görüyorsun. Evet abi, kaynağı da gördüm. Evet. Gördün mü? Evet. Kaliteli işçilik var. Adam puntalarının hiçbirini bozmamış. Onu da gösteriyorum sana.
Şuradaki puntalarda bakın bozulma yok. Normalde bu çamurluğu değiştirirken bu puntalardan açacak. Evet. Buradan ayırması gerekiyor. Nasıl yapmış veyahut abi? Da, bakın ya buradan açacak ya buradan açacak. Buradaki puntalar temiz. Buradaki puntalar temiz. Şurası da temiz. Asım buraya hiç da oynama yok. Hiç oynama yok. Puntalarda fabrikasyon hepsi. O zaman kurumsal firmaya bozmayalım anlayamadığı için. Önceki kurumsal firmaya. Abi adam buradan güzelce kesmiş. Şuradaki bindirmeden ayırmış. Buradan parçayı almış. Üzerine de macunu basınca makineye bastığın zaman boyalı görünüyor tabii. Abi tam Sherlock Holmes olmuşsun. Teşekkür sen. Teşekkür ederim. Topluyorum abi. Topla abi topla. Topla gel. Vay anasına be. Şuralardan kesme falan yok yani. Yok. Abi sana bir kötü bir iyi haberim var. Hangisinden başlayayım? Kötüden başlayayım. Kötüden başlayayım. Kötüden başlayayım. Arabanda değişen var artık. Sağlık olsun. İyisini söyleyeyim mi? İyisini söyleyeyim. Profesyonel yapılmış. Kimse anlamıyor. Mehmet abi hariç. Mehmet abi hariç. Sen nereden yakaladın abi? Sen yani buralara bakarsın normalde atıyorum. Puntolara baktım bir şey yok. Aptala malum olur diyelim abi. O kadar da sır verme canım. Her şeyini de öğreneceksin şimdi. Kurumsal firmalar senden yola çıkıp da alıp yok götürmesinler yani, yok ya. Yani buna bakmak lazım abi. Derinine bakmak lazım. Şimdi o civatalarının hepsi sökülmüş ya da anahtarı izi var. Ben de ezbere çök tak boya yazıp geçebilirdim ama mikronu düşük veriyor. Sadece civataları ayarlamışlar. Yani bir tamirat izi yok, sadece köşesinde var. Setini çıkarmak için davulmazın altından oynamışlar ve kaputla hizalama yapmışlar. Tamam abi, teşekkür ederiz. Abi ben teşekkür ederim. Abiler gelin. Şöyle görünüşe bakılırsa kaputtaki söktak olmaması milletin kafasında acaba değişti mi kaygısını silecek bir avantaj gibi gözükürken arka çamurluğunda çok enteresan, daha önce pek rastlanmayan türde profesyonel bir değişim işlemi çıktı. Kocaman bir çamurluk omuza kadar değişmemiş ama alt taraftan bir parça demek yırtılmış herhalde muhtemelen. Bir şey olmuş. Evet. O da senin nasibinmiş, burada öğrendin profesyonel baktığı için. Ticaretinizdeki denge nedir şu anda? Bu işin kuralı nedir ben bilmiyorum ama sen daha iyi bilirsin. Bu işin nasıl? Kuralı şimdi ben iki tarafta da ki halimi söyleyeyim. Eğer arabanın alıcısı olsaydım bir taraftan kazananım var bir taraftan şeyim var. Arabayı makul fiyatla aldığıma inanıyorsam lafını etmemekle yani cüzi bir indirim yapar mısın diye sorardım. Ya yani bir şeyin olur mu bana bir jestin olur mu diye sorardım. Aynı düşüncedeyiz. Heh. Satıcısı olsaydım arabanın alıcıya sorardım. Abi bundan dolayı senin içini sıkan ya da böyle benden bir isteğin bir beklentin var mı diye nezaketen sorardım satıcısı olsaydım da. Durumum bu. Gerisi sizde kalmış bir şey. Nasıl yaparsınız? Yani ben de bilmediğim için abi şimdi yani ben de daha önce sağlam olsun diye kurumsal firmada yaptırdım. Evet. Özellikle kurumsal firmada yaptırdım. Ya hakikaten öyle yaptınız. Evet. Raporların da hepsi duruyor zaten bende. Yani oraya için bir şey diyemem. Şimdi eksper raporu da kurumsalı gönderdiğim için ona istinaden geldiler. İki farklı durumun tam tersi düştüğünü gördük. Burada değişen yok, değişen vardı. Yani bilemeyeceğim ben şimdi yani durum nasıl olur. Yani ciddi anlamda bilemeyeceğim abi. Senin bir beklentin var mı abimde? Yani beklentim varsa... Yaparsa bir güzellik iyi olur tabii bizim için. Biz de kalktık geldik yollarda. Bir güzellik yapar mısın abi? Abi yani bir güzellik nasıl yapabilirim onu? İşte. Mesela atıyorum 1000 lira düşmez mi? 1000 lira düşeriz ne diyeyim en azından hani lafımızı 1000 lira seni kurtarır mı abi? Sıkıntı yok abi. Yani 1000 lira indirim yapmış oldun abi. Evet. Ben şahsen 1000-2000 liralık bir şey yapardım yani. Başka da bir şey beklemem. Öyle bir beklentim, büyük bir beklentim yok zaten. Ha, yok yani öyle bir şey yok yani. Hani arabada genel olarak bir şey yok. Kaldı ki hani bunu bu videoyu izledikten sonra bu videodan haberi olmayan başka bir ekspertize girse bile oraya boya yazma ihtimalleri var. Ama sen bildiğin için evet. Söylersin kardeşim burada aynen. Profesyonel bir değişim tabii işlemi yani, olmuş. Bu eksperi kullanırız biz de satarken. Tabi. İki eksperi gösterirsin. İşimize gelen yerleri de var dediğiniz gibi. Ya bazen öyle bir şey oluyor ki abi. Bir adam alıyor bunu alıp satma niyetiyle alıyor. O adamın senin gibi kaygıları yok, hassasiyetleri yok. O adam boyalı olarak satıyor. Değişensiz etiketiyle satmaya çalışıyor ama şunu ben iddia ediyorum. Eğer o arabanın o parçası değişerek bu şekilde şık tasarlanmışsa bu daha iyi abicim. Bu daha iyi ya. Orada hayvan gibi macun olacağına orası değişsin, güzel yapılsın. Kaynakları ne kadar muntazamdı arkadan biz gördük. Kaynaklar ne kadar muntazam düzgün yapılmış. Kapkalın macun olmasın abi. Kışın ortasında patlamasın. Bir daha boyattırmasın beni. Yani bir cihetten yani o değişen olayı şey abi bunda Türkiye'de... Mevcutta gözükmüyor yani bir macun patlağı falan olacak olabilir mi? Ha yok. Ya daha ziyade az macun var yani arabada. Orada yoksa öteki türlü çok daha fazla macun olacaktı yani. Abi iki tarafa da hayırlı olsun. Hayırlı olsun abicim. Hayırlı olsun abicim. Hayırlı olsun abicim. Ödemeni yaptın mı abi ekspertisi? Yaptım abi. Tamam o zaman gidelim abi. Gidelim abi. Haydi. Sevgili arkadaşlar arabamızı inceledik, ekspertizini yaptırdık. Şüphelendiğimiz şeyler vardı. Onları sorduk. Genel itibariyle olumlu dönüş aldık. Bir aksilik yaşamadık. Bir tane değişenimiz çıktı. Bir tane söktakımız meğersem söktak değilmiş. Daha önce kurumsal bir firmada yapılmış olmasına rağmen bu değişikliklere rastladık. İnşallah senin için konforlu bir süreç oldu Fatih abi. Nasıl?
Çok teşekkür ederim. İçine sindi mi şimdi? Sindi. Oldu o kadar yani. Aynen. %100 olmasa da %85-90 civarında oldu. 85-90 onun farkındayım zaten. Abi senin içine sindi inşallah. Benim içime sindi, hiçbir sıkıntı yok. Yani. 1000 lira indirim yaptırdık, kızmadın. Aynen, sıkıntı yok onda. Ya ne olacak lan abi, başın gözün sadakası olsun, problem yok. O zaman arkadaşlarımıza Allah'a ısmarladık diyelim. Bundan sonra noter ve yemek süreçlerine geçelim artık. Arkadaşlar görüşmek üzere. İnşallah sizin alışverişleriniz de bunun gibi konforlu ve kolay olsun. İnşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.